Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda nazar değmesi var mıdır? Böyle bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Halkımız arasında bu genelde konuşulur. İşte falana nazar değdi, bana nazar değdi. Bu gibi ifadeler kullanılır. Acaba gerçekte nazar değmesi diye bir şey var mıdır? Bazı insanlar her şeyi gördüklerinden ibaret zannediyorlar. Yani böyle şeylerin olmadığını genel bir reddiye ile, genel bir tekzip ile reddediyorlar. Diyorlar ki bunlar uydurulmuş şeylerdir. Böyle bir şeyin hakikati yoktur. Acaba öyle mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el aynu hak buyuruyor. Yani ayn göz anlamında, göz değmesi yani nazar haktır. Ve bir başka rivayette de şöyle geçmekte. En nazar yudhilul cemelel gıdr ve varracülel gabr. Yani nazar göz değmesi deveyi pazara götürür, insanı da mezara götürür. Bu şekilde hadis-i şeriflerde göz değmesinin hak olduğu ifade ediliyor. İnsanlar belki tecrübeleriyle de bunu az çok görebilirler. Yani bir insan hasetle bir başkasına bakarsa, çok böyle gıptayla, kıskançlıkla bakarsa veya düşmanlıkla bakarsa muhatabı üzerinde bu tesir edebilmekte. Ve özellikle masum çocuklarda bu daha da kendini gösteriyor. Yani çocuk masumdur ve korumasızdır tabiri caizse. Diyelim kıskanç bir insan o çocuğa böyle hasetle baktığı zaman çocuk birden rengi sararıp solabiliyor ve rahatsız olabiliyor. İnsan kendi tecrübesiyle de belki biliyor. Etrafımızda nice bunun tecrübesini görmüş kimseler var. Diyelim bir nazar değmesi olmuştur. Kendisinde bir halsizlik meydana gelir. Ama Kur'an'ın şifa ayetleri vardır. O ayetlerden okunduğunda o kimse sanki üzerinden bir dağın kaldırıldığını, ağır bir yükün kaldırıldığını çok rahat bir şekilde hissediyor ve rahatlıyor. Dolayısıyla günümüzde artık parapsikoloji adıyla gelişen bir ilim var. Parapsikoloji bu gibi şeyleri reddetmiyor. Ve ilmen de ortaya konuluyor ki insanın gözünden bir takım ışınlar çıkıyor. İnsanın gözünden bir takım şualar çıkıyor. Bu eğer şefkatle, merhametle bir bakış olursa muhatap üzerinde güzel tesirleri oluyor. Ama kötü bir bakışsa adeta bir ok gibi muhataba saplanabiliyor. Dolayısıyla dikkat etmek gerekir. İnsan çok beğendiği bir şeye bakarken maşallah derse o zaman onun nazarı zarar vermez. Ama hasetle, gıptayla, kıskançlıkla o şekilde bakacak olursa zarar verebilir. Mesela bazen öyle oluyor ki diyelim cam, çok güzel camdan yapılmış bazı eşya var. Birisi bakıyor, o bakmanın neticesinde ufak bir temasla belki o cam birden tuz buz oluyor, parçalanıyor. Yani bu tarzda etkileri de bulunmakta. Günümüzde telekinezi, parapsikolojinin bir alt birim olarak incelenen konulardan, yani insanın böyle eşya üzerinde düşüncesiyle, bakışlarıyla hükmetmeye çalışması ve eşya üzerindeki tesiri. Bazıları böyle bakışlarıyla çatalı bükebiliyorlar. Ben birisiyle alakalı duymuştum. Bakışıyla böyle perdeyi açıyor ve kapatıyor. Ama ardından da gün boyu, belki bir hafta boyu yorgun düşüyor. Adeta önce muazzam bir enerji boşalımı oluyor. Ardından da bunun bitkinliği kendisini hissettiriyor. Demek ki bu gibi şeyler reddedilecek şeyler değil. Böyle şeyler vardır, hakikattır. Belki hatıra şu gelebilir. Peki bu durumda insanların ne yapması gerekir? Bazı nazarlar insanlar üzerinde daha etkilidir. Ve belki de bazı kişiler bunun da farkındadır. Kendi bakışlarının insanlar üzerinde etkili olduğunun farkındadır. Onlar kötü niyetle bakmamaya gayret göstermeleri gerekir. Ve gördüğü güzel bir şey karşısında maşallah demek, subhanallah demek, bu şekilde bir bakış onun bakışını kötü bir bakış olmaktan kurtarır. Peki bakılan şeyler açısından, insanlar açısından söz gelimi, onlar nasıl yapacak? Onlar da mümkünse kendilerini manevi bir zırh içine alacaklar. Yani nasıl ki dışarıdan diyelim oklar geliyor ama önümüzde bir zırh, bir kalkan varsa
oklar doğrudan bize gelmemiş olur. Onun gibi bir insan da kendini manevi bir zırh altına alabilir. Manevi bir koruma altına alabilir. Bu da başta Ayet-el Kürsi. Ayet-el Kürsi, Kur'an-ı Kerim'deki en fazla fazileti olan ayetlerden birisidir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum. Sonuna kadar. Bu manevi bir zırhtır. Kul eûzu bi rabbil felak, kul eûzu bi rabbin nas. Bunlar yine manevi bir zırhtır. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'de bazı şifa ayetleri var. Mesela Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an'dan inananlar için bir şifa ve rahmet indiririz. Bu gibi şifa ayetleri nazara maruz kalan bir kimseye okunduğunda o kimse gerçekten rahatlıyor, hafifliyor ve o tarz rahatsızlıktan, sıkıntıdan kurtulabiliyor. Bazıları bu ayetleri doğrudan kişiye okumazlar da suya okurlar. Belki bu daha isabetli bir metot olarak görülebilir. Yani bir suya okunup, bir bardak içindeki, cam bardak içindeki suya okunup rahatsız durumda olan kimsenin bundan istifade etmesi ve onu içmek suretiyle şifa bulması, bu da bir hakikattir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nefesiyle, elinin temasıyla hastaları iyileştirmesi nazara verilir. Cenab-ı Hak onun eline öyle bir şifa vermiş ki ve nefesine öyle bir şifa vermiş ki yanına gelen hastalar Allah'ın izniyle iyileşiyorlar. Diğer taraftan benzeri bir özellik Peygamber Efendimiz'e verilmiş. Peygamber Efendimiz'in yanına nice böyle hastalar geliyor. Peygamberimizin ya mübarek elinin temasıyla veya nefesiyle onlar iyileşiyor. Günümüzde bazıları bunu biyoenerji şeklinde ifade ediyorlar. Ve diyorlar ki bazı insanlarda yaratılıştan biyoenerji özelliği vardır. Ve bu insanlar bu gibi konularda daha hassastır. Dolayısıyla birisine nazar mı değmiş, biyoenerji uzmanı olan bir kimse bunu görebilir, hissedebilir. Hatta doğrudan temas etmeksin, elleriyle şu şekilde bir kontrolle tabiri caizse, onda o türde bir rahatsızlık var mı yok mu bunu söyleyebiliyorlar, ifade edebiliyorlar. Eskiden belki üfürükçü, tükürükçü gibi bunlar biraz tahkir edilirken artık günümüzde bunlar bir ilim şeklinde ortaya konuluyor. Ve mesela kirli han fotoğrafçılığı denilen bir teknik, Rusya'da bulunmuş olan bir teknik. Ve bu teknik insanların böyle halet ruhiyesinin görüntüsünü meydana getirebiliyorlar. Diyelim bir insan gusül abdesti alması gerekiyor. Filmini çekiyorlar, görüntü farklı. Bir gusül abdesti aldırdıktan sonra tekrar çekiyorlar, görüntü düzgünleşiyor. Bu tarzda durumlar veya diyelim bir hastaya önce hasta şekliyle onun bir filmi çekiliyor. Ardından bazı Kur'an ayetlerinden, şifa ayetlerinden kendisine okunduktan sonra tekrar görüntüsü çekiliyor. Ve bunun neticesinde arada çok fark olduğu net bir şekilde fotoğraflardan görülebiliyor. Dolayısıyla bu gibi şeyler reddedilecek şeyler değildir. Hakikati vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok net bir ifadeyle el aynu hak buyurmuştur. Nazar değmesi haktır demiştir. Hak olduğuna göre ve insanlar da tecrübeleriyle az çok bunu bildiğine göre bizlere düşen nazarımıza dikkat etmek, hain tarzda bakmamaya çalışmak ve art niyetli bakmamaya çalışmak, gördüğümüz güzel şeyler karşısında da maşallah, barekallah, subhanallah gibi o manada hayretimizi bildiren, Allah namına bakışımızı bildiren ifadeler kullanmak. Böyle yaptığımızda bakış zarar vermeyecektir. Bakılanlar açısından ise tabii hepimiz açısından Ayet-el Kürsi, başta Ayet-el Kürsi, Kul eûzu bi rabbil felak, Kul eûzu bi rabbin nas ve Kur'an'daki bazı diğer şifa ayetleri bunlar da manevi bir zırh, manevi bir kalkan olacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi görülür görülmez her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin duasıyla bugünkü sohbetimizi bitiriyorum. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.